İkinci vecih, aynadarlık ise insana verilen numuneler nevinden cüz'i ilim, kudret, basar, sem, işitme, malikiyet, hakimiyet gibi cüz'iyat ile kainat malikinin ilmine, kudretine, basarına, sem'ine, hakimiyet-i rububiyetine aynadarlık eder. Onları anlar ve bildirir. Bak ne güzel bir şey. İnsan kendindeki ölçücüklere bakar, onu bir mukayese aleti yapar, onunla daha büyük işleri mukayese eder. Ben şurayı yapıyorsam, şuraları yapan biri vardır mantığıyla yine Rabbul Alemine. İnsan kendisindeki bu özelliklerle intikal eder, Rabbul Alemini bulabilir. Mesela ben görüyorum diyor. Değil mi? Bak bunu insan diyor ha. Bizden daha iyi görenler görüyorum diyemiyor. Bizden daha iyi gören kim? Yarasalar. Sinyalle görüyor. Hem de şaşmıyor. Müthiş şekilde de yollarını buluyorlar. Ama ben görüyorum diyemiyor. Bizden daha iyi işitenler olabilir bazı hayvanlar. Bir mikrop yavrusunun sesini işitiyor. Onu himaye ediyor. Rızkını görüyor. Bak ben onu göremiyorum, işitemiyorum. O noktada benden ileri. Ama ben işitiyorum diyemiyor. Bir fil bir günde 300 kilo ot yiyor. Mesela ot yemek değil. Mesela ot yediğinin farkına varmak. Farkına varamıyor. Ben bir kap yemek yiyorum diyorum. İşte insandaki bu özelliklerle Cenab-ı Hak da bulunabilir. Ben görüyorum diyorum. Görmenin ne kadarı benim? Ben görüyorum sehpayı yapıyorum. Ben görüyorum değil mi? Kamerayı yapıyorum. Ben görüyorum evimi yapıyorum. O halde alemi de bir yapan var. Alemi de bir gören var. Bu alem görmeden, işitmeden sanatsız yapılmaz. Ve ondan mukayese ettim. İnsandaki bu özellikler insana aittir. Camiyetimiz biri de buradan geliyor. Biz bunlara enaniyet diyoruz. Yani yaptığının farkına varma özelliği. Bak hemen örneğini verecek. Mesela ben nasıl bu evi yaptım ve yapmasını biliyorum ve görüyorum ve onun malikiyim ve idare ediyorum. Diyor muyuz demiyor muyuz? Diyoruz değil mi? 2 çocuk terbiye ediyoruz. Ben bu çocukları terbiye ettim diyoruz. Bir kedi hayat boyu onlarca yavru terbiye ediyor. Ben terbiye ediyorum diyemiyor. Kimin terbiye ediyorum demesi lazım burada? Kedilerin. Niye? Onlar Allah'ı bilmek için gönderilmedikleri için terbiyenin de farkında değiller. Sahiplenmek, farkına varmak insana ait bir özelliktir. İmtihana gireceğinden dolayıdır. Ben şu evi yaptım diyor. Yıldızları da yapan var demesi lazım. Öyle değil mi? Ha. Ben seviyorum. Bak şuna himayet ediyorum. Hayvanlar da yavrularına himayet eder, severler. Allah da alemi sevmiş. Bu alemin sebebi vücudu muhabbettir. Muhabbetten dolayı bu alemi yaratmış, sevmiş de yaratmış. Benim sevgim küçük bir mikyas olacak. Ben bunu yapıyorsam, himayet ediyorsam, koruyorsam, severek yaptıklarımı Allah da bu alemi koruyor, muhafaza ediyor, himayet ediyor. Niye? Seviyor. Bak oradan çıktı. Ben biliyorum. Bir şey öğreniyorum, anlatıyorum, biliyorum diyorum. Bilmenin kaçta kaçı bana ait? Allah'ın aklıyla, Allah'ın verdiği hayatla, Cenab-ı Hakk'ın verdiği tedrisat ve değil mi? Şifayla yapıyorum, biliyorum. Esasında Allah bana bildiriyor. Bildiriyor demem lazım. Biliyorum diyeceğim ki bir mukayese aleti olsun. Allah'ın da alemi bilerek yaptığını anlayayım diye. İşte bu insanlarda var. Ben reçel yapıyorum. Reçeli yaptım diyorum. Bir tadına bak abi diyor. Anamın reçeli. He? Arı bal yapıyor. Ben yaptım diyemiyor. Tadına bak diyemiyor. Elinden bal alıp götürüyor. Bir adam para kazanıyor. Balına bile sahip olamıyor bak. Niye? O dünyaya Rabbini bilmek için gönderilmediği için daha kaliteli bir nimet yapsa da farkında değil. Farkındalık insana aittir. Niye? Rabbimizi bilmek için vazifeli olduğumuzdan dolayı. Bu da çok enteresan. Mesela ben nasıl bu evi yaptım ve yapmasını biliyorum ve görüyorum değil mi? Ve onun malikiyim. Aa malikiyim. Niye? Evin maliki, şirketin maliki, devletin maliki. Hiçbir şeyim olmasa değil mi? Vücudumun maliki. Benim elim diyorum. Benim saçım. Benim elbisem. Benim değil ya. Saç benim mi ki? Vücut benim mi ki? Hastalanıyor, karışamıyorum. Ölüm geliyor, arıyor, müdahale edemiyorum. Azrail'i engelleyemiyorum bak. Korona yatırıyor insanlar. Yatmayın. Hani sağlık sizindi. Nasıl ki diyor ben mesela biliyorum. İnsan bilmek için akla ihtiyacı var. He? Ruha ihtiyacı var. Oksijene ihtiyacı var. Bilgiye ihtiyacı var. Bilgi kainattan geliyor. Bunlar Allah'ın mülkü. Çek bakayım bunları bil. Hadi bil. Allah bize bildiriyor. Ben bildiriyor desem, bilmemin farkına varmasam bilmeyi mukayese edemeyeceğim. Dolayısıyla bilmemin amacı onu mukayese edeyim. Ben biliyorum, sehpayı yapıyorum, ben biliyorum, konuşuyorum, ben biliyorum diye evi yapıyorum. Allah da bu mükevvenatı, mahlukatı, insanları yapmış. O da bilgiyle, o da ilimden oluyor. Allah'ın ilmine benim bilgim bir mikyas, bir ölçü, değil mi? Bir bakış açısı oluyor. Evet. Öyle de şu koca kainat sarayının bir ustası var. O usta onu bilir, görür, yapar, idare eder ve hakeza. Bak görüyorsunuz. Bir ana kuş yavrular nasıl uçuruyor, eğitimden geçiriyor arkadaşlar. Bazen buradan akbabalar veya diyelim martılar, güvercinler, kargalar uçuyor da sürü halinde. Bazen leylekler geçiyor mevsimi geldiğinde. Bir tane lider önde. O sığırcık kuşları binlercesi nasıl manevra içerisinde böyle birbirinden geçiyorlar ya. Müthiş bir sistem arkadaşlar. İnsan hayrette kalıyor. Uçakları bize öyle sürebilir miyiz? Havada iki uçağı çarpıştırıyoruz ya. Yer mi yok? Ama iki sinek çarpışmıyor. O kadar hummalı bir şekilde arılar. Bir kovanda 60.000 arı var. Çarpışmaz. Mümkünatı yok. Niye? İdare eden bir. İşte bir insan bunlara bakın mukayese edebilmesi için kendinden bir şeylerin yapması lazım. Orduyu idare ediyor. Şirketi idare ediyor. Bak dershaneleri idare ediyorsunuz değil mi arkadaşlar? Öbür adam lokantayı idare ediyor. Başkası kazayı ve şehri. Öbürü devleti idare ediyor. Bu idare kendisi ne kadar kamilse Allah'ın da idaresini bilecek. Ben burayı idare ettiğim gibi Allah da yıldızları, gezegenleri, mahlukatı, hayvanatı, masnuatı, kuşları hepsini tek elde, tek vücut idare ediyor. Hiçbir kusuru yok. Fercil basara, hel tara min futur. Gönder gözünü, gezsin kainatı. Bir çatlaklık, bir arıza görebilir mi? Elbette görmeyecek.